çağrımıza katıldığınız için gerçekten çok yoğun bir katılım oldu. İşte Sinop'un birlik ve beraberliğinin resmi burada arkadaşlar. Çok kısa sürede organize etmemize rağmen, çok sade bir yemek olmasına rağmen bakın gerçekten çok böyle aşırı size layık şeyler hazırlanamadı belki ama sade çağrımıza katıldığınız için hepinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Bir araya geliş sebebimizi önce birlikte izah etmek istiyorum. Bir kere birinci sebebi arkadaşlar, birinci gerekçemiz bir dayanışma yemeği yapalım arzu ettik. İlimizin önde gelen protokolü, basın mensupları, STK'lar, ilgili dernekler, siyasi partilerimizin başkanları, muhtarlarımızla birlikte yemek yiyelim. Birinci sebep dayanışma yemeği olsun arzu etti. İkincisi, biliyorsunuz kültürümüzde de yaygın bir gelenek bu ay aşure ayı. Bu yemekte aynı zamanda bir aşure de ikram edilsin arzu ettik. Bu aşureyi hem buraya gelen misafirlerimize hem de depremzedelerimize ve ilimizde valiliğimizin yardım ettiği muhtaç kişilere de ulaştırdı arkadaşlarımız. Bir gerekçe bu. Bir de hepinizin bildiği gibi 2011 yılının başında göreve başlamıştım. Bir yıl doldu diyebiliriz. Belki küçük bir değerlendirme yapılabilir diye arzu ettim. Bu üç sebeple bir araya geldik. Geçen bir yıllık süreçte vurgulamak istediğim birinci konu değerli arkadaşlar, ilimizdeki kusursuz uyum. Devlet çarkı bu uyum sayesinde tıkır tıkır çalışıyor diyebiliriz. Her toplantıda, her bir araya gelişte arkadaşlarıma uyumun önemini vurgulamaya çalışıyorum. İl başkanlarımız olmak üzere siyasi partilerimizin tüm yetkililerine, il genel meclisi başkanımıza ve meclis üyelerimize, tüm odalarımıza, STK'larımıza, kamu kurum ve muhtarlarımıza, basınımıza ve Sinop'un hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu uyum hepimizin başarısı, herkesin sürekli didiştiği, kurum amirleri birbirleriyle küst olduğu, bizim vatandaşlarımızın işlerinin aksadığı bir Sinop'u kimse arzu etmez. Her nerede sevgi, başarı vardır arkadaşlar. Bu Atatürk'ün bir vecizesi ve her fırsatta tekrar ettiğim bir vecize. Bu bir yıllık süreçte kurumlarımızın çoğunluğunda nöbet değişimi yaşandı. Hepinizin bildiği gibi. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımız eski arkadaşların yerlerini hızla doldurup hizmet bayrağını daha ileri noktalara taşımak için çaba gösterdiler. Yine bu süreçte temel kamu hizmetlerinde iyileşmeler ve hızlanmalar olduğunu gördük. Bunu sağduyulu basınımızın değerlendirmelerinden de anlayabiliyoruz. Örneğin son yapılan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor. Sinop'un Şekerli Ballı Vakfı, çeşitli nedenlerle vakfa kastedilen Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'dır. Gelen vatandaşları gülen yüzleri ve şeker ikramıyla karşılayan vakıf çalışanları vatandaşlar tarafından olmasını hedefliyoruz, düşünüyoruz. Bu haber beni ziyadesiyle memnun etti. Çünkü vakfa gelen insanlarımız hepimizin bildiği gibi toplumumuzun en naçar kesimini oluşturur. Onların onurunu kırmadan onlara hizmet verebilmek daha çok teşvik edecektir. Çünkü marifet iltifata tabidir. Bizim bir sloganımız daha var bildiğiniz gibi. Çalışanlarımız bu işi başarmışa benziyor. 2011 yılı içinde güvenlikten eğitime, sağlıktan tarıma, turizmden spora, köy yollarından sosyal hizmetlere, sanayiden bayındırlığa
ve belediye hizmetlerinden müftülük hizmetlerine kadar tüm sorumlu ve yetkili arkadaşlarımız iyi niyetle ve fedakarlıkla güzel çalışmalar yaptılar. Pek çok organizasyona da ev sahipliği yaptı değerli arkadaşlar. Mayıs ayında ülkemizin resmi Avrupa Günü kutlamaları hepinizin bildiği gibi Sinop'ta yapıldı. Gençler basketbol müsabakaları, okullar arası halk oyunları yarışması, Türkiye kürek yarışı, ilimizde yapılan organizasyonlardan bazıları, yine Karadeniz Kültür Kongresi, Beylikler Dönemi Sempozyumu, Yol Çalıştayı, Gezici Film Festivali, son dönemde gerçekleştirilen aktiviteler. Peki 2011 yılı içinde hep iyi şeyler mi oldu? Tabii ki değil. Bunlar olumlu olaylar. Mutlaka yapamadığımız, yapmayı arzu ettiğimiz halde gerçekleştiremediğimiz, yerine getirilemeyen çok sayıda istek ve ihtiyacın olduğu da bir gerçek. Bir örnek vermek gerekirse, köy yolları konusunda pek çok eksiğimizin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir yol çalıştayı gerçekleştirdik. Ama hayatın dinamik olduğu da bir gerçektir. Hayat devam ettiği sürece ihtiyaçlar da devam edecektir. Önemli olan devlet olarak bunları öncelik sırasına koyup kaynak buldukça çözmektir. Önümüzdeki yıl içinde de aynı özveriyle daha iyiyi, daha güzeli yakalamanın peşinde olacağız. Çıtayı daima yüksek tutacağız. Değerli arkadaşlar, biz altyapı hizmetleri, yatırımları kadar insanlarımızın gönüllerine yapılan yatırımları da önemsiyoruz ve diyoruz ki en büyük makam insanlık makamıdır. Tüm makamlar ve mevkiler insana hizmet için vardır. Çalıştığı makamı ile insanların gönlünde taht kurup hoş seda, güzel izler bırakabilmek her kamu görevlisinin temel hedefi olmalıdır. Vatandaşlarımızın memnun olması bizim de memnun olacağımız anlamına gelir. Bu vatandaş odaklı çalışmanın bir gereğidir. Biz vatandaşımızı devletten hizmet alan ve memnun edilmesi gereken bir müşteri gibi düşünüyoruz. Göreve başladığım gün basın mensuplarımızla paylaştığımız şekilde ve yayınladığımız genelgelerde de ifade ettiğimiz gibi öncelikle vatandaşlarımızla devleti buluşturmak, vatandaş-devlet kaynaşmasını, vatandaşın devlete olan inancını ve güvenini pekiştirmek için çaba gösterdik. Güç olmazsa olmazımızı ısrarla vurguladı. Neydi bunlar? Yolsuzluğa, etik dışı davranışlara ve vatandaşımıza kötü muameleye sıfır tolerans. Bu üç konuda çok fazla olmamakla beraber tespit ettiğimiz yanlışlıkların üzerine de tereddütsüz gittik. Vatandaşlarımızdan yazılı veya sözlü gelen tüm talepleri ve şikayetleri değerlendirdik. Hiçbir başvuruyu savsaklamadık. Vatandaşlarımızın her öneri ve şikayetini değerlendirdik. Bu çerçevede basınımızın da eleştirilerini hep değerli bulduk ve hepsini değerlendirdik. Huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Yapılan bu güzel hizmetlerde en az katkısı olanın ben olduğu düşüncesiyle önümüzdeki yıl daha çok çalışmayı taahhüt ediyorum. Tüm güzelliklerin kaynağının ekibim ve çalışma arkadaşlarım olduğuna inanıyorum. Hepsine huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Tekrar bu gecemizi onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, başarılı ve sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Çok uzaktan da gelen arkadaşlarımız oldu. Tek tek sayamıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama özellikle gazeteci Ali Bey amcamıza, huzurlarınıza en kıdemli olduğu için teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar saygılar, sevgiler sunuyorum. Afiyet olsun efendim. Bu da böyle.
Bir şey daha var.